Şimdi Cenab-ı Hakk'ın böyle bir konuşması varmış. Cüz-i, hususi, has bütün mahlukatıyla konuşuyormuş. Allah'ın konuşmadığı bir an yok. İkinci bir konuşması varmış ki saltanat-ı uzma, hilafeti kübra, hakimiyeti amme haysiyetiyle emirlerini etrafa neşir ve teşhir maksadıyla bir elçiyle veya büyük bir memuruyla şu üç tane vasıfla namında ünvanında görüşüyormuş, konuşuyormuş. Allah'ın böyle bir konuşma zamanı. Bunların lügat manasının hakimiyeti amme demek. Yani Allah'ın hakimiyetini göstermediği hiçbir şey yok. Mesela bu kainat, düşünelim. Cenab-ı Hak bu kainatı her bir mevcuda derc etmiş, en kemal manada insana derc etmiş. Şimdi ağaç çekirdeğine, Cenab-ı Hak ağacı çekirdeğine derc etmiş. Değil mi? Kur'an-ı Kerim'de 114 tane sure var. Fatiha'ya derc etmiş. Fatiha'yı Besmele'ye derc etmiş. Bu kainattaki alemleri insana derc etmiş. Bu hakimiyeti âme. Yani Allah maddi ve manevi olarak bütün işte mikro, makro, her bütün alemlere hakim. Bu hakimiyeti âme. Saltanat-ı uzma. Hasan abi buna ne diyebiliriz? Şimdi aşağıdan beraber gideceğiz. Mesela hakimiyeti âme bütün şeceri-i hilkati bir noktada görmüş. Evet. Bir noktada görmesi halife hilafet. Yani hilafet-i kübra. Ve aşağıdan beraber gidince hakimiyeti âme. Bak, hakimiyeti âme bütün kainatı bir çekirdeğine koymuş. Koymak hakim şey. Hakim, evet. Hakimiyet bu. Evet. Bunu göstermiş, gösterildi insan. Hilafet-i kübra. Halife. Bunu da ifade ettiği bu kainat sistemi. Ağacın kendisi. Evet. Bu da saltanat oluyor. Saltanat oluyor. Evet. Böyle bir gidersek yani. Evet. Şimdi bu üçü namına bir elçiyle veya büyük bir memuruyla konuşuyormuş. Yani şu. Evet. Şey olmasın diye söylüyorum. Buyurun. Saltanat Esma-i Hüsna'nın bil fiil tezahürü. Evet. Saltanat-ı uzma. Esma mı diyelim, efsaf-ı ilahiye mi diyelim abi? Yani Esma'nın cil ve cemal vasıf sıfattır vesairesi ama bil kuvvetin bil fiil. Evet. İnsan onun bil kuvvesi. Bunu yapan zat hakimiyet. Evet. Yani ikisi Allah'ın şeyine bakmıyor, zatına bakmıyor. Ben daha önce bu hilafet-i kübrayı anlamadım. Külliyata da baktım da çok bulamadım. Siz böyle deyince şimdi anladım ben abi. Çünkü insan niye halifedir? Çok güzel ha. Şimdi 8 tane mahlukat var. Evet. Görünen ve görünmeyen. Melaike var, cin var, şeytan var, ruhaniyat var. Ondan sonra insanlar var, hayvanlar var. Ama hilafet-i kübra insana verilmiş yani. Evet. İnsana derc edilmiş yani. Ve sonradan ben biraz da şey baktım. O şeyden sonra. Yani sen 37 yaşında mıyım dedi, 35 yaşında dedim. 35 senelik bir maziyi taşırsın. Evet. Yani sana deseler ki kaç doğum oluyor? 80 mi oluyor? 81. He? 81. 81. Sen şimdi ötekileri baban ve dedenden nakledersin. Ama bizzat yaşadığın olayları 1981'den beri söylersin. Bu böyledir yani insan. Başladığı hayat. Şimdi ben hilafetini söylüyorum. İnsan böyledir. Tabletler de öyledir. Tarih eserleri de öyledir. Bir geleneği, kültürü tarif ettiği için de öyledir. Ama insan 35 yaşındadır ama ezel ve ebedi Allah'a taşıyor. Evet. Bu cihetle hilafet-i kübra. Hilafet-i kübra. Evet. O namıyla Allah bir elçiyle veya büyük bir memuruyla konuşuyormuş abi. Ya.